Kemal Öztürk, Nasuhi Güngör'ün bütün söylediklerinin ötesinde bir eleştirisi de var. O eleştiri de şöyle, yani hani iktidar bunu öngörmeliydi diyor. Yani bu işi yönetenler iyi hesap yapmalıydı, doğru hesap yapmalıydı, öngörmeliydi diyor. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki aylardır bugünlerin kapıda olduğunu ben her fırsatta söyledim. Her fırsatta kardeşlerime çağrısı yaptım. Adım adım da ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler, dinlemediler diyor. Şimdi CHP diyor ki ben öngördüm, iktidar öngöremedi mi o zaman, soru bir. İkincisi tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasuhi Güngör diyor ki kontrol edilemeyecek bir sürecin kapısı aralanır bu çıkışla birlikte. Ama Şenol Hanım da, Murat Bey de diyor ki bu adalet yürüyüşü gibi değerlendirilebilir. Şimdi konuyu elektrik faturalarından bağımsız olarak ilk önce ele almak isterim. Sebebi de şu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süreden beri politik çıkışlarının ve yöntemlerinin yakından izliyorum ve takip ediyorum. Şimdi Murat Bey de çalışmalarında görmüştür. Uzun süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi 20-25 bandına sıkışmış kalmış durumda. Sadece o değil, diğer partiler de aslında sıkışmış durumda. Yani diğer muhalefet de AK Parti de 30-35 arasında sıkışmış, değişmiyor. Siyasette bir tıkanıklık var. Ülkede bu kadar ekonomik kriz ve sıkıntı varken muhalefetin bu bant aralığına sıkışması tabanından çok büyük tepki alıyor. Ya daha ne olabilir? Yılbaşı gecesi elektriğe %130 zam yapılmış. Ocak ayında faturalar geldiğinden beri bütün hanelerde feryat var. Dolar almış başını gitmiş. Zamlar böyle, enflasyon böyle. Sen muhalefet partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak oyların yükselmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunun baskısı altında. Bunu kırmak için baskı görüyor. Bu baskıyı ve bunu kırmak için yaptığı yöntemlerde de bana göre yanlış adımlar atıyor. Ne demek bu? Mesela yöntemlerini aktivist gibi yapıyor. Bir siyasi parti lideri gibi değil, ana muhalefet partisi lideri gibi değil, alternatif iktidar partisi lideri gibi değil, devlet adamı gibi değil, bir aktivist gibi yapıyor. Bunu adalet yürüyüşünde başlattığında herkes sivil itaatsizlik Gandhi diye alkışladı. Ama bir siyasi parti liderinin aktivist gibi davranması sosyal demokrat tabanda alkış görür ama geri kalanında tepki görür. Türk toplumu bu tür kaotik mesajlar içeren böyle kapıya gidip zincirler, TÜİK kapısında, Milli Eğitim Bakanlığı kapısında demir parmaklıklar, bu görüntüler insanları ürkütür. Sayın Kılıçdaroğlu bu yaptığı faaliyetlerden sonra kendi sosyal medya hesabında çok like almış olabilir. Çok retweet almış olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da çok alkış almış olabilir. Ama onun oyları %25, %25'e daha ihtiyacı var. Yani diğer partilerden de oy alması gerekiyor. Ve bir iddiası var aynı zamanda. Diğer partilerin seçmeni sosyal demokratlar gibi bu tür aktivist hareketleri alkışlar mı? Hayır. Anadolu'da meşhur bir laftır bu. Düzen bozulmasın. Düzen bozulacak. Düzeni kim kuracak? Bu laf Anadolu insanının çok derinden hissettiği bir laftır. Aktivist hareketler düzen bozulacak algısı yaratır. Zincirler, demir parmaklıklar, faturayı ödemiyorum. Bunlar insanlarda bir düzen bozulacak kaygısı yaratır ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ihtiyacı olan oyları kaçırır. Oy getirmez. Ama kendi tabanından alkış alır. Evet, sosyal demokratlar sever diyelim ki böyle şeyleri. Tabanı da çok güzel aktif şeyler yapıyorsun. Ama oylar yükselmiyor. Dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları bu aktivist hareketlere göre olmasına rağmen yükselmiyor. O zaman sorun burada değil demek ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktivist gibi davranarak dikkat çekmesi başarı gibi zannediliyor. Yanlış. Ben sizdeyim. Çok görünür. Sizdeyim. Hatta ve hatta şöyle de deniyor. Muhalefetin yaptığı muhalefetten bu var olan elektrik faturaları daha etkili muhalefet yapıyor. Tabii ki öyledir yani. Deniyor. Ya ayrıca ben, şunu sormak Kemal Öztürk'teyim, size geleceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim.
Zaten bir ayağı sosyal demokrat, bir ayağı işte ulusalcı, muhafazakar söylem ki liberal söylem, işte İYİ Parti onu şey yapıyor. Bir başka ayağı dindar kesime seslenen bir ayağı var. Bu ayakları daha da çoğaltıyor. Burada amaç Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu yükseltmek değil, ittifakın oyunu yükseltmek. Evet. Şimdi bu bir politika olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu yükseltmek değil burada amaçlıyorsunuz. Ama ben bunu çok yanlış bulurum. Tabii. Her parti kendi oyunu arttırması gerekiyor aslında. İYİ Parti de bu yanlışı yapıyor. İYİ Parti kendi bağımsız siyasetini yapamıyor bana göre. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığından dolayı frenliyor kendisini. Şimdi İYİ Parti içerisindeki tartışmaları ben yakından biliyorum. Pek de merkez sağ siyaset yapıyor. Hayır. İYİ Parti. Mesela Sayın Özgür Özel'in bunlar çocukları Kur'an kursuna gönderiyorlar, çağ dışı, orta çağ zihniyetini öğretiyorlar lafını. İttifak üyesi olmasaydı Sayın Meral Akşener böyle mi tepki verirdi? Ve İYİ Parti'deki diyelim ki muhafazakar bir sürü insan var. Sayın Yavuz Ağaroğlu başta olmak tepki verirler miydi? Canını okurlardı. Yapmadılar ama. Yapamazlar, bir ittifak ahlakı var diyelim buna. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakın oylarını arttırmak için ben sosyal demokratları domine edeyim, konsolide edeyim, sen de öbür tarafı konsolide et fikri yanlış bir fikir. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunda insanlar ona oy verecek. Burada çok özür dileyerek bölelim. Sizinle devam edeceğim. Uzun uzadıya konuşacağım. Çünkü ilk turda en son size söz hakkı verdim. Ama bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra bizden ayrılmayın efendim. Ben de Kemal vereceğim.